Shape TV'nin animasyonları, resimlerin zaman içerisinde şekil değişikliğini yapmasını istediğimiz zaman kullandığımız animasyon tekniğidir. Şu andaki ekrandaki grafikleri incelediğimizde Shape TV'nin kullanmak pek mantıklı değildir. Çünkü sağ taraftaki grafik, sol taraftaki grafiğin 45 derece döndürülmüş halidir. Aslında ilk baktığınız zaman bunlar birbirinden farklı iki şekil gibi gözükse de aslında bu animasyon Shape TV'nin kullanılmak yerine farklı türdeki animasyon türleriyle yapılabilmektedir. Aynı animasyon tabii ki Shape TV'ne de yapılabilir. Ancak biz mümkün olduğunca animasyonları Shape TV'nin yerine farklı türlerde yapmayı tercih ederiz. Bunun sebebi Shape TV'nin yapılan animasyonların diğer türde yapılan animasyonlara göre daha büyük sonuç dosyaları, daha büyük çıktı dosyaları oluşturmasıdır. İnternet tabanlı bir proje yaptığımızda en önemli vermiş olduğumuz değer, dosyaların küçük boyutlara sahip olmasıdır ve kullanıcılar tarafından hızlı bir şekilde yüklenebilmesidir. Şimdi bir şekil animasyonu yapmak için yeni bir dosya oluşturalım. Shape TV'nin animasyonları, yani şekil arası animasyonlar sadece çizimlerle yapılabilmektedir, şekillerle yapılabilmektedir. Kütüphane elemanlarıyla Shape TV yapılamaz. Bu örneği görebilmek için ekranımızın sol tarafına bir dikdörtgen çiziyorum ve animasyonumu yapabilmek için bir farklılık yaratmam gerekiyor. Aynı katmanın 30. karesine gidiyorum. Sağ fareyle açılan menüden bir anahtar kare seçiyorum, oluşturuyorum. Cismimi farklı bir noktaya götürüyorum ve cismim üzerinde şekil değişikliği yapıyorum. Şekil animasyonunu yani Shape TV'ni yapabilmem için bu katmanın ilk anahtar karesi ile son anahtar kare arasındaki herhangi bir noktaya tıklayarak sağ fareyle açılan menüden Create Shape Tween seçeneğine tıklıyorum. Properties panelinden yaratmış olduğumuz bu Shape Tween ile ilgili diğer özellikleri de görebiliriz. Animasyon yapabilmek için zaman içerisinde değişiklik yaratmamız gerekiyor ve zaman içerisindeki değişikliği daha önce de öğrendiğiniz gibi anahtar karelerle yapabiliyoruz. Dolayısıyla bir şekil animasyonu yapabilmek için minimum iki tane anahtar kareye ihtiyaç duyuyorum. Şimdi kontrolden Test Movie seçeneğini seçerek yapmış olduğumuz şekil animasyonunu izleyelim. Gördüğünüz gibi filmin başındaki kare sağa doğru hareket ediyor ve aynı zamanda bir şekil değişikliğine maruz kalıyor. Biraz önce filmimizi oynattığımızda bir şey dikkatinizi çekmiştir. Film birinci kareden başlıyor, 30. kareye kadar devam ediyor ve 30. kareden sonra tekrar birinci kareye geri dönüyor. Ancak bu sırada animasyon içerisinde bir kopukluk oluyor çünkü cismin son karedeki konumuyla ilk karesindeki konumu ve şekilleri birbirlerinden farklı. O zaman sürekli bir döngü şeklinde, kesintisiz bir şekilde oynamasını istediğim zaman cismin örneğin 60. karede aynı birinci karedeki gibi görünmesi gerekmekte. Bunu yapabilmem için 30. kareden cismimi 60. kareye kadar tekrar birinci karedeki formuna sokmam gerekiyor. Yani kare yapmam gerekiyor. Bu işlemi en kolay şekilde şöyle yaparız. Normalde 60. kareye gidip yeni bir anahtar kare oluşturup hatta yeni bir boş anahtar kare oluşturup içerisine tekrar bu birinci karedeki kareyi çizmemiz gerekmektedir. Ancak burada bu kadar işlem yapmak yerine birinci karedeki noktayı yani keyframe'i kopyalayıp 60. kareye yapıştırabiliriz. Burada en çok yapılan hatalardan bir tanesi anahtar kareleri kopyalarken Edit, Copy seçeneklerini kullanmıyoruz. Çünkü bu seçeneği kullandığımız zaman sahnede seçili olan cisimleri copy-paste yani kopyala yapıştır yapıyoruz. Anahtar kareleri ya da kareleri kopyalamak istediğimizde kareyi seçip sağ fareyle açılan menüden Copy Frames diyorum ve hangi kareye yapıştırmak istiyorsam ilgili kareye gidip sağ fareyle açılan menüden Paste Frames diyorum. Şimdi cismin 60. karedeki konumu tekrar birinci karedeki konumla aynı konuma geldi. 30. karede ise biraz önce sağ tarafta ve şekli değişmiş bir durumda. 30'dan 60'a gelirken de animasyon yapmasını istiyorum. O yüzden
30. kare ile 60. kare arasındaki herhangi bir kareyi seçtikten sonra sağ fare ile açılan menüden Create Shape Tool diyorum. Şimdi Control Test Move yaparak filmimizi bir daha izleyelim. Filmimiz 1'den 30'a kadar sağ hareket ediyor. 30'dan 60. kareye kadar sola doğru hareket ediyor. Test filmimizi kapatalım. Şimdi animasyonumuz toplam 60 kare uzunluğunda. Herhangi bir anahtar karenin konumunu değiştirmek istediğimiz zaman anahtar karenin üzerine önce bir kez tıklıyorum. Sonra faremi bırakıyorum. Sonra imlecimin altında bir dikdörtgen işareti çıkıyor. Bu işaretin çıktığını gördükten sonra sürükle bırak ile kareyi farklı bir noktaya taşıyabiliyorum. Şu anda animasyonum 1'den 20. kareye kadar, yani daha kısa mesafede, dolayısıyla daha hızlı bir şekilde sağ tarafa gidecek ve geri gelirken daha yavaş bir şekilde gelecek. Filmi denemek için kontrolden test movie diyorum. Bakın hızlı geliyor ve geri gelirken daha yavaş bir şekilde geliyor. Bunun sebebi 1. karede cisim solda, 20. karede cisim sağ tarafta. Dolayısıyla 20 karede bu mesafeyi tamamlıyor. Geri gelirken de aynı mesafeyi 40 karede tamamlıyor. Dolayısıyla daha yavaş bir şekilde yapıyor. Taşıma işlemini bir daha gösteriyorum. 60. kareyi seçtikten sonra önce bir kez tıkladım, sonra bıraktım. Bu noktada yapılan en büyük hata böyle seçerek taşımaya çalışmak. Hayır. Önce bir kez tıklıyoruz, sonra bekliyoruz. İmlecimizin altında dikdörtgen işareti çıktıktan sonra bunu da istediğimiz konuma taşıyoruz. Anahtar karemizi, 60'taki anahtar kareyi 40. kareye taşıdığımız zaman katmanımız daha önceden 60 kare uzunluğunda olduğu için bu noktalarda noktalı şekilde ibareler çıkıyor. Bu noktalı şekildeki ibareler bu noktadaki animasyonda bir sıkıntı olduğunu gösterir. Biz buraya Shape Tween vermiştik. Bundan dolayı bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz şu anda. Buradaki Shape Tween'in kaldırılması gerekiyor. O yüzden 40. karedeki herhangi bir noktaya tıklıyorum. Sağ fareyle açılan menüden Remove Tween diyorum. Çünkü burada iki anahtar kare yok. Hatanın sebebi bu. Ve buradaki uzunluğu silmek istiyorum. Burada gereksiz kareler var. O zaman sol fare ile ilgili seçim alanı yaptıktan sonra sağ fare ile açılan menüden Remove Frame seçeneğini seçerek ilgili karelerin silinmesini sağlıyorum.